Merhabalar. Bugün Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Henüz çok yeni bu düzenin bir felakete dönüştürdüğü doğal afet yaşıyoruz. Dolayısıyla acımız çok taze ve acımızı da öfkeye dönüştürüyoruz bir yandan ama ne yaşadığımızı anlamak adına da konuşmak durumundayız. O yüzden bugün sorularımı sormaya devam edeceğim. Hoş geldiniz. Hatay'daydınız bir süredir. Evet. Orada durumu inceliyordunuz, çalışmalara katıldınız. Öncelikle oradaki gözlemleriniz neler? Birçok yerde bahsettiniz ama burada da kişisel olarak. Hani Türkiye Komünist Partisi her gün bir rapor yayınlıyor güne dair, gün sonunda. Ama siz de kişisel olarak nelerden bahsetmek istersiniz oraya dair? Şimdi yani gözlemlerime geçmeden önce yani yaşamını yitiren çok fazla yurttaşımız var. On binlerce. Ve umarım bu on binlerce sözcüğünü yetersiz kaldığı bir tabloya gitmeyiz. Herkese başsağlığı dilemek istiyorum. Biz partiden de arkadaşlarımızı kaybettik. On binlerce kişi yaralandı, evsiz kaldı. Sevgili Orhan Aydın kızı Eylem'i kaybetti. Bütün bunlar çok derin acılar. Kentlerimiz yıkıldı. Yani bu kentlerde muazzam bir tarih vardı, insanların yaşanmışlıkları vardı, çok büyük bir kültürel birikim vardı. Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama hayat devam ediyor. Hayatın anlamlı bir şekilde devam etmesi için de bazı şeyleri sormamız, yanıtlarını vermemiz ve mücadele etmemiz gerekiyor. Yas tutamayız. Dolayısıyla gerçekten de acımızı aklımızla birleştireceğiz, öfkemizle birleştireceğiz ve bu ülkeyi ayağa kaldırmanın bir yolunu bulacağız. Şimdi gözlemlerime yani tekrardan kaçınarak tabii konuşmaya çalışacağım. Bir kere boyutları çok çok ağır depremin. Bir başka şehrin boyutları da çok tahmin edemeyeceğimiz ölçüde. O da siyasi iktidarı. Şimdi devletin siyasi iktidarına, zaten siyasi iktidar devletin bütün olanaklarını kullanıyor. Bu kadar ağır bir beceriksizlik tablosu, yetersizlik tablosu, bu aslında bir ciddi bir çöküntü. Yani yönetme krizi de diyebiliriz. Bu da bizim tahmin edemeyeceğimiz boyutlarda. Yani dolayısıyla şunu herkesin bilmesi gerekiyor. Karşımızda olağan bir deprem işte yok. Hani doğal nedenlerle ortaya çıkan ama senin de dediğin gibi bu düzen nedeniyle bir felakete dönüşen bir şey var karşımızda. Evet ama bu sandığımızın çok ötesinde boyutları. Tabii ben her yere gidemedim. Ama bizim zaten biz bir partiyiz. Tek tek kişiler olarak çalışmıyoruz. Her yerden bilgi geliyor, görsel geliyor, fotoğraf geliyor. Bunları etüt ediyoruz, inceliyoruz, raporlar geliyor. Dolayısıyla tabloya hakimiz. Şimdi üzerinde en fazla durmamız gereken şey arama kurtarma faaliyetlerinin artık son evresindeyiz. Yani bugün hala enkaz altından canlı sağ çıkan, sağlıklı çıkan hatta insanlarla karşılaşılıyor, evet. Ama yavaş yavaş artık bu etabın sonuna geliniyor. Şimdi sonrası üzerine çalışılması gerekiyor. Ve sonrası da gerçekten de siyasi tercihlerin konusu. Şimdi siyasi iktidar çok büyük bir el çabukluğuyla işte enkaz kaldırma işlemlerini bazı inşaat firmalarına ihale ediyor. Zaten ihale yasasındaki hemen hızlı yapılan değişiklikler resmi gazetede yayınlandı. Bununla ilgili. Kafalarında belli ki yeni kentler kurma gibi projeler var. İşte yurttaşlarımızı belli illere batıdaki taşıyorlar. İşte Muğla, Antalya, İzmir gibi kentlere il il paylaşarak taşıma niyetleri var. Bütün bunların bir yandan evet çabuk olunması gerekiyor. Çünkü insanların ihtiyacı var. Ama bir yandan da siyasi iktidarın işte bu acilliği fırsata çevirerek hareket etmesinin önüne geçmemiz gerekiyor. O yüzden şu birkaç gün
siyaset tartışılacak. Yani zaten arama, kurtarma, yardım, dayanışma bunlar yapılıyor. Biz de yapıyoruz. Devam edeceğiz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Ama tartışmamız gerek. Yani bazı kentleri tarihten ve bu ülkenin hafızasından silmeye çalışacaklar. Belli. Belli oldu. Buna izin veremeyiz. Peki sizce iktidar neden müdahale etmekte geç kaldı? Yani bu bahsettiğiniz gibi bilinçli bir tercih mi yoksa bir organizasyon sıkıntısı mı çektiler ya da felaketin boyutlarını en başında anlayamadılar mı? Şimdi bazı yerlere dönük ön yargı ve kinle hareket edildiğine dair veriler var elimizde, evet. Bazı yerleşimlere. Nedeni etnik olur, siyasi olur, kültürel olur. İşte muhalif belediyenin elinde olduğu yerlere, yerlerle ilgili bir hani bizi ilgilendirmez buraları türü bir tavırları olduğu da ortada. Ama kendi oy depoları olan yerlerde dahi muazzam bir beceriksizlik var. Dolayısıyla özellikle depremin ilk günü yaşanan şeye baktığımız zaman yani insanın aklına şunlar geliyor. Bu devletin bilgi kaynakları, yani yerelliklerden başlayarak bu devletin işte merkeze bilgi geçen kaynakları ya yalan söylediler, söylemiş olabilirler depremin boyutlarına ilişkin. Ya hiç harekete geçme sorumluluğuyla davranmadılar. Ya bu ülkede yaşamıyorlardı, başka bir yerde tatil yapıyorlardı, bilmiyorum. Önemi de yok. Ama koskoca bu kadar kaynağı olan bir devlet. Üstelik de burası deprem bölgesi, ülke. Yani bir deprem deneyimi var bu ülkenin. Deprem hafızası var. Göstermelik de olsa bazı şeyler yapılıyor, işte hazırlıklar yapılıyor, bazı kurumlar falan filan. İlk gün hiçbir hareket yok. Hareket yok derken arama kurtarma çalışması yok. Düzgün veri toplama yok. Hasar tespiti yok. Sağlık sistemi harekete geçirilmiyor. Yani en önemli meselelerden bir tanesi bir sağlıkçı şeyinin, ordusunun öyle diyeyim, deprem bölgesine sevk edilmesi. Bunlara geleceğim belki, yani vaktimiz kalırsa çok uzatmak istemiyorum ama yani Türkiye'nin değişik illerinde gönüllü olarak bölgeye gitmek isteyen ya da çağrıya, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen çağrıya uyarak biz hazırız diyen insanları 2 hatta 3 günde götüremediler bölgeye. Götürdüklerini perişan ettiler. Yani çünkü deprem bölgesine giden insanların, yardıma giden insanların ayakta kalması gerekiyor. Bu ne? Suyunu temin edeceksiniz. Küçük de olsa bir şey vereceksiniz beslenmeleri için. Öbür türlü onlar da orada ayak bağı olmaya başlıyorlar. Şimdi bütün bunları yapma yeteneğini gösteremedi. Trafiği koordine edecek, iş makinelerinin gidiş gelişini koordine edecek, işte bunu kim yapacak? Asker yapacak, polis yapacak. Bunlar etkili bir şekilde 3. hatta 4. gün gelebildiler deprem bölgesine. Yani dolayısıyla burada şunu görüyoruz. Bir aptallaşma hali var. Bunu hakaret olsun diye söylemiyorum. Yani büyük bir olayla karşı karşıyasınız ve zaten hazırlıklarınız sizin kamu bilinciyle hareket etmediğiniz için toplum çıkarını gözetmeyen bir hazırlık şeyiniz var. Hep meseleye rant açısından bakılmış falan. Ama bunun üzerine de organizasyon yeteneği olmayan bir siyasi iktidar var. Yani bu iktidarın bilimle kavgası, akılla kavgası, planlama fikriyle kavgası. Bakın, tüccar devlet kavramıyla iktidara geldi AKP. Tüccar devlet bazı işleri iyi becerir. İşte ihale yasaları, hızlı davranma, ticarette çok yetenekliler. Hakikaten başarılılar. Ama iş toplumun çıkarları doğrultusunda bir mekanizmayı harekete geçirmeye gelince büyük bir fiyasko var ortada. Bu fiyaskoyu sürekli tekrar etmek zorundayız. Yani ben şundan utanıyorum. Yani bir yandan gurur duyuyorum. Hepimizin kolektif eseri olan bir parti, Türkiye Komünist Partisi, çok küçük kaynaklarla
yaptığımız işte çok büyütmek falan gibi niyetle değiliz. Ama örnek bir davranış sergiledi. Bunun kaynağındaki şey işte bilimle, dayanışma duygusuyla, kolektif çıkarlarla ve bir planlamayla hareket etmemiz. Bu fotoğrafın bütününe yansıttığımız zaman Türkiye'de piyasa ve gericilik ya da özel şirketlerin ve tarikatların elindeki Türkiye'nin ne hale geleceğinin kanıtıdır. Ama bu kanıt çok ağır bir faturayla ortaya çıktı. Artık bu kanıtı gizleyemezler. Gizlemelerine de asla izin vermeyeceğiz, onu söyleyeyim. Yani efendim işte siz istismar ediyorsunuz falan. Neye istismar ediyoruz? İnsanlarımız öldü. Yani şu anda Türkiye'de her yurtseverin, her devrimcinin bir tarafı kırık. Yalnızca yakınlarımızı kaybettiğimiz için değil. Yani ülkemiz, yani yaşadığımız ülke gitti. Dolayısıyla karışmasınlar. Biz bu tabloyu sorgulamak zorundayız. Ve bir an önce değiştirmenin yolunu bulmak zorundayız. Yani sorduğun soruya uzun bir yanıt verdim ama kasıttan ziyade ortada muazzam bir akıl tutulması var. Ellerinden daha farklısı gelemedi. Hala da bir şeyler düzelmiş değil. Yani artık kaçıncı gününe geldik. Yani sadece şunu yapmaya başladılar işte. İnsanları oradan oraya götürüyorlar, planlar yapıyorlar, ihaleler verilmeye başlandı falan. Ama düzenli giden hiçbir şey yok. Hatta bahsettiğiniz mesele biraz sınıfsal bir tercihe de çıkıyor. Çünkü daha hala binlerce insan enkaz altında beklerken kurtarılmayı, bir yandan iktidar içerisinde hızlıca oranın yapılaşmaya açılabileceği, insanların yeniden barınabileceği konuşulmaya başlandı. Yani biz başka bir noktayı işaret ederken orada başka bir şeyin telaşına düşülmüş olundu. Yani şimdi bu iktidarın gerçekten diye bir ya da bu düzenin diyeyim betonla bir şeyi var. Muazzam bir derin ilişkisi var. Bundan iyi anlıyorlar, bunu seviyorlar. Bu betonların insanların mezarı haline geldiğini unutuyorlar ve derhal akıllarına yeniden yeni kentler inşa. Tamam. Bunca evi yıkılan insanın yaşayacağı, sağlıklı yaşayacağı yerlere ihtiyaç var. Doğru. Ama önce derhal şu soruların sorulması lazım. Nasıl ve hangi yöntem? Bu soruya yanıt verilmezse yeniden o inşaat şirketlerine büyük ihaleler açılacak, büyük kaynaklar aktarılacak. Bir kere bizim sözümüz basit. İlk önce Türkiye'deki bütün inşaat şirketleri devletleştiririz. Tam derhal. Oraya gelecektim aslında. Burada iktidar, yani devletle özdeşleşen iktidar, devlet yapması gereken hiçbir şeyi yapmıyor. Yani normalde ufak bir sosyal devletten bile beklediğimiz şey güvenlik konutları bize sağlayabilecek olması veya herhangi bir afette hızlıca harekete geçebilecek alanlarda özel sektöre teslim edilmemiş olması oraların. Ama en ufak bir görevini bile sorumluluğun üzerinden atabiliyor. Bir yandan da Türkiye Komünist Partisi hemen devletleştirme sloganını sürekli söylüyordu uzun bir zamandır. Şu an tekrar bu gündem üzerinden baktığımızda hemen devletleştirme sloganını hayata geçirmek aciliyeti nasıl? Yani tekrardan üzerine ne konuşmak gerekiyor? Ya şimdi sevgili Yaren, bu elektrik faturaları çıktığında işte çok somut değil mi? Elektrik enerji şirketlerinin hem dağıtımda hem üretimde aradan çıkması lazım dedik. Derhal devletleştirme. Biz zaten parti olarak bütün temel sektörlerde devletleştirmeyi savunuyoruz. Ama Türkiye'nin karşısına çıkan her örnek, işte enerji, sonra gıda, devletleştirmeyi zaten dayatıyor. Şimdi de deprem oldu. Depremin ilk günü büyük inşaat firmalarının elindeki bütün iş makineleri bir kararnameyi hemen çıkartıyorlar. El konacaktı. Bedelsiz. Ve muazzam bir iş makinesi parkı bu deprem arama kurtarma çalışmalarına gidecekti. Deprem arama, şimdi bir örnek vereceğim. Bir yol inşaatında Türkiye çok büyük kaynakları var. Türkiye'de sermaye sınıfının elinde. Bir bakıyorsunuz bir yerde bir otoban yapılıyor. Binlerce iş makinesi ve hepsi yeni, pırıl pırıl. Böyle yani AKP'nin övündüğü bir manzara var. Değil mi?
deprem bölgesinde kullanılan iş makinelerine baktığınız zaman bir oradan gelmiş, bir oradan gelmiş, muazzam bir kaos. Çok büyük bölümü insanlar kendi olanaklarıyla bulmuşlar. Yani öyle afra tafra yapmasınlar. Şimdi bir devletleştirme gerekiyordu zaten hemen başta. Şimdi Türkiye'de muazzam bir enkaz kaldırma ve yapı yenilenmesi, yeni inşaat yapılması meselesi var. Yapılacak bu. Yani yapılmasın değil mi? İnsanlar çadırda mı kalacaklar? Ama bu işlemin yapılabilmesi için ilk iş bütün inşaat şirketlerinin devletleştirilmesi gerekiyor. Çimento sanayinin devletleştirilmesi gerekiyor. Yoksa ne olacak? Kamu bütçesinden bu şirketlere kaynak aktarılacak. Kamu bütçesi ne? Halkımızın vergileri. Evet. Şimdi Türkiye'de insanların katili olmuş. Türkiye'de insanların yoksullaşmasına neden olmuş. Türkiye'de insanların aç kalmasına neden olmuş. İş kazalarında ölmesine neden olmuş. Bu büyük inşaat firmalarına. Yeniden kaynak mı aktaracağız yani? Yani bununla mı uğraşacağız? Ya da şunu mu tartışacağız? İyi müteahhitler, kötü müteahhitler. İşte bazı binalar niye ayakta durdu, bazıları niye çöktü? Bu detay. Evet. Yani bu detay. Yani detay değil çünkü çöken binalarda insan öldü ama şu anda tartışmamız gereken şey Türkiye'de inşaat sektörü devletleştirmek zorunda. Çok ve bu insanların anlayabildiği bir talep. Yani çünkü eskiden insanlar devletleştirme nedir, niye özel sektöre karşısınız falan. Şimdi ortaya çıktı işte. Gerçekten yani Türkiye'de özel sektörün ne olduğu, ne olabileceği. Bu depremde ortaya çıkmadı mı? Yani efendim işte bir takım işte yardımlar yolluyorlar falan. Ya geçiniz onu da reklam bütçesinden yapıyorlar. Evet. Yani çok korkunç bir şey bu. Açık söyleyeyim ya. Yani bana duygumu sorarsan. Ben gericilik ve piyasadan nefret eden bir insanım zaten. Ama özel sektör tiksinti verici bir yapılanma. Şebeke. Kurtulmamız lazım. Yani Türkiye'nin devletçilikle, kamu kültürüyle, planlamayla tanışması lazım. Bu çok çok önemli bir şey, acil bir ihtiyaç. Aslında TKP'nin oradaki çalışmalarına da baktığımızda sosyal medyada da televizyon üzerinden de zaten sıklıkla yer verildi, gündem oldu. Bahsedilen kamulaştırma, devletleştirme, planla, bilimle hareket etme meselesini çok somut bir şekilde orada ortaya koydular. Evet. Ama TKP'nin dışında orada pek çok irili ufaklı arama kurtarma ekipleri de vardı. TKP niye bu kadar ön plana çıktı? Halbuki şeyde sıklıkla altını çiziyorsunuz yani bu büyük felakete, felaketin boyutları göz önüne alındığında bizim yaptığımız şey çok ufak kalıyor. Evet. Çok sınırları olan bir şey ama niye bu kadar konuşuldu? Ya şimdi şöyle, fotoğrafın bütünü önemli. Yani kimse aptal değil. Herkes izliyor. Biz örneğin deprem olduğunda ya kendimizi gösterelim, fotoğraf verelim. Ya da herkes de dipten dibe olan bir şey vardı. Yani vicdanınla hareket etme, bir şey yapma ihtiyacı. Böyle hareket etmez. Biz bir siyasi partiyiz. Bir de biz bir siyasi parti değiliz. Biz bir komünist partisiyiz. Dolayısıyla biz nasıl hareket etmemiz gerektiğini bilerek başladık işe. Yani birkaç örnek vermek istiyorum. Yani nasıl çalıştığımıza. Şimdi bu kimseye dönük bir eleştiri olarak anlaşılmasın ama işte deprem bölgesine gitmek, orada fotoğraf vermek falan. Bakın herkesin işi var. Gazeteci haber yapar. Bizim gibi siyasi partiler ise örgütlülüklerini kullanarak ve yalnızca sahada değil, tüm Türkiye'de hem çözüm önerirsiniz, hem dayanışmayı örgütlersiniz, hem elinizde tuttuğunuz insan kaynaklarını en uygun, en akılcı şekilde planlı bir biçimde harekete geçirirsiniz. Hem de kendi hayat görüşünüz, dünya görüşünüz doğrultusunda daha fazla insanı mücadeleye katmaya çalışırsınız. Şimdi TKP açısından ilk günden itibaren bunları gözettik. Ve bu yüzden de örneğin yani mesela biz
her yöneticimizi oraya götürmedik. Mesela Adana'da bir merkez kurduk. Bazı merkez komitesi üyelerimiz Adana'ya gittiler ve Hatay'a, Adıyaman'a, Malatya'ya, Maraş'a, deprem bölgesine geçmediler özellikle. Ha, onların da vicdanı ve sesi doğrultusunda oraya gitmelerini sağlayabilirdik. Fotoğraf vermelerini sağlayabilirdik. Biz TKP'yiz, yapmayız böyle bir şey. Ben de oraya arkadaşlarla konuşabilmek, durumu yerinde görmek, onların önerilerini almak, partinin kaynaklarını nasıl daha etkili kullanırız, bunun yanıtını almak için gittim. Bir kere fark burada öncelikli olarak. Yani Türkiye Komünist Partisi evet siyasi faaliyetini sürdürüyor ama biz buradayız gösterme falan, yani bu bize göre değil. Sevimsiz şeyler bunlar. Açık söyleyeyim. Yani gideceğiz orada enkazda'nın önünde fotoğraf göstereceğiz. İşte acısı olan insanlarla konuşurken fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşacağız. Bu iş değil, açık söyleyeyim. Şimdi TKP bunu yapmadı. Bütün gücüyle gerçek bir çalışmayı örgütlemeye çalıştı ve halk bunu gördü. Muazzam bir kaynakla yardım edildi TKP'ye. İzmir'de de olmuştu daha küçük ölçekli. Şimdi daha büyük ölçekle bunu yapabildik. Ama pişman olduğumuz şeyler var. Şimdi örneğin bizim bir kararımız vardı. Biz arama kurtarma çalışmalarından ziyade sağlık, yardım, gıda yardımı, dağıtımı bunlara odaklanalım. Arama kurtarma çalışması çünkü çok profesyonellik gerektiriyor. İş makinesi gerektiriyor ya da teknik cihaz gerektiriyor. Ve bizim yapacağımız şey sınır olur. Çünkü bizim elimizde çok iyi bir arama kurtarma ekibi var. Deneyimli. Özellikle dağcılıktan yetişmiş arkadaşlardan. Bunlara başka arkadaşlar eklendi. Bazı dostlarımız eklendi. Ama biz nereden bilelim? Bölgeye gidecek en azından Antakya'ya giden ilk arama kurtarma ekibinin bizim arkadaşlar olacağını biz bilmiyorduk. Öngöremezdik böyle bir saçmalığı. Daha hazırlıklı ekipman açısından olsaydık çok fazla kişiyi daha kurtardıkları oldu arkadaşlarımızın. Ama keşke öngörebilseydik bu beceriksizliği. Dersimizi aldık. Ya umuyoruz Türkiye bir daha bunu yaşamaz ama burası bir deprem bölgesi. Deprem olmuyor, salgın hastalık oluyor, sel oluyor. Biz dersimizi çalışıyoruz her defasında. Notlarımızı alıyoruz. Şu anda parti merkezine yüzlerce rapor geliyor. Kayıt sistemleri oluşturduk, her şeyi takip ediyoruz. Yani yalnızca bizim sahadaki arkadaşlarımız görev başında değil. Bizim her yerde kurduğumuz merkezlerde bilgi toplanıyor. Birçok insana yardım ulaştırdık biz o merkezlerden. Yani bizim için Adıyaman'da bir köyde çalışan arkadaşımızla İstanbul'da bir yerde 48 saat hiç uyumaksızın telefon başında kayıt alan arkadaşımız aynı görevi yapıyor. O arkadaşımız bize sitem etmiyor. Ben de gitmek istiyorum bölgeye. O vicdan rahatlatma. Biz Türkiye Komünist Partisi'yiz. O yüzden farklı olduk bana göre. Bir de bizim siyasetimiz çok samimi, açık, sade ve bence artık anlaşılır hale geldi. Yani bölgede, deprem bölgesinde konuştuğumuz insanlar Türkiye Komünist Partisi'nin ne için mücadele ettiğini biliyorlar. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve güveniyorlar. Ya fark buradan kaynaklandı bence. Bir de alana dair şöyle bir şey de tartışıldı işte bir kısım tarafından. Orada Türkiye Komünist Partisi önlüğünün giyilmesi çok hoş görülmedi. Arama kurtarma ekiplerinin, yardım ekiplerinin parti önlüğüyle orada oluyor oluşu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hoş görülmedi, gitsinler o bölgedeki insana sorsunlar. Hoş görüldü mü, hoş görülmedi mi? O dışarıdan bunu söyleyenler. Ya şimdi burada iki kategori var. Bir tanesi TKP düşmanlığı. Bu Gezi'de de vardı. Bayraklarınızı çekin falan filan. Geçiniz. Yani bu TKP düşmanlığıyla biz tartışmayız. Biz işimizi yapıyoruz. İkincisi işte bunu siyasete malzeme etmeyin meselesi.
Yani daha iyi niyetle söylenmiş bir şey var. İşte insanlar acılı, siz orada şey mi yapıyorsunuz diye. Ben dediğim gibi orada hiç böyle bir şey yok. Niye yok? Hemen ve niye takılıyor o önlükler? Şimdi bizim arkadaşlarımız birbirini tanımak zorunda alanda. Evet. Yani Türkiye'nin değişik yerlerinden giden insanlar var. Bir de birkaç gün orada kalan insan zaten tanımaz hale geliyor. Ben bazı arkadaşlarımızı tanıyamadım o bölgeye gittiğimde. Yani dolayısıyla o önlükler bizim açımızdan aynı zamanda bir iletişim şeyi bir. Dışarıdaki insan için ise güvence. Çünkü Türkiye Komünist Partisi'nin ne yaptığını biliyor herkes. O önlüğü gördükleri zaman içleri rahatlıyor. Bu kadar basit. Bu da yeterli bir yanıttır. Efendim niye? Gitsinler tarikatların taktığı önlüklerle uğraşsınlar. Türkiye Komünist Partisi'nin o pırıl pırıl, samimi, dürüst amblemi, TKP yazan kırmızı önlükleriyle uğraşmasınlar. Yani bu kim uğraşıyor bilmiyorum. Ben de duydum. Yani senin sorundan önce de duydum. Yani herhalde muhtemelen sosyal medyada bir takım şeylerdir. Ya geçsinler. Yani bununla uğraşacak vaktimiz yok bizim. Bizim açımızdan güvenlik meselesi aynı zamanda önlükler. Evet. Peki alanda irili ufaklı partiler, sivil toplum kuruluşları bulunuyor. İktidarda depremden etkilenen ilçelere, illere dair yardımı konuşmaktan ziyade OHAL kararını konuşmaya başladı. OHAL ilan edildi. Aylar sürecek o bölgede. Bu yardım çalışmalarını etkileyecek mi? OHAL ile o bölge için planlanan şey ne? Ya da Türkiye'nin genel durumuna yansıyacak bir şey mi? Ne planlıyorlar tam olarak? Şimdi OHAL ile değişen hiçbir şey olmadı. Yani OHAL ilanını neyle gerekçelendirdi? İşte yıkım büyük, bize ihtiyacımız var hukuken OHAL ilanına diye. OHAL ilanından sonra karşımıza daha organize bir devlet görmedik. Şimdi OHAL'e niye ihtiyaç duydular? Bana göre iki tane gerekçesi var bunun. Bir tanesi bir kere siyasal hesaplar. Yani ellerinde OHAL ilan ederken çok ayrıntılı bir plan olduğunu zannetmiyorum. AKP genellikle günlük kamuoyunu yoklayarak strateji belirleyen bir parti. Depremden hemen sonra zaten derin bir siyasi akıl kaldığını düşünmüyorum. Yani siyasi iktidar bir kriz içerisinde zaten. O yüzden de OHAL'i ceplerine koymak istediler. İşte bir seçim var. Ne zaman olacağı belli olmayan, olup olmayacağı belli olmayan ama OHAL'i ceplerine koymak istediler siyasi nedenlerle. Çünkü OHAL ilanı olmadan da depremle ilgili çalışmaları rahatlıkla yapabilirlerdi. Yani işte askeri kullanma falan açısından ellerindeki mevcut mevzuat da yeterliydi. İkinci bir nedeni daha var. Bir şeyler yapıyoruz, biz bu işi ciddiye aldık, devlet artık devreye giriyor havası hissettirmek için OHAL'i ilan. Yani büyük bir eleştiri vardı depremin ilk günü. Bunu göğüslemek için işte biz artık sahaya iniyoruz. Neyle iniyoruz? İşte OHAL ilan ettik. Artık devlet kendi şeyini kullanacak, gücünü kullanacak türü bir hava yaratmak için. Bundan sonrası belirleyecektir. Yani OHAL ilan edildi, işte hükümetin kafasında bir şeyler var falan. Yani bu bir mücadeledir. Siyasi iktidar depremi fırsata çevirmeye çalışacaksa hem siyaset açısından hem ekonomik açıdan buna izin vermemek de bizim görevimiz. En son yaptığınız açıklamada da Türkiye halkının ve Türkiye'nin güvenliği tehlikede diye bir cümle geçirmiştiniz. Bu arada çok iyi bir açıklamaydı ama o cümlenin tam olarak hani anlamını da burada açmak iyi olur okuyanlar açısından da o açıklamayı. Şeyle mi bağlantısı var? Emperyalist ülkelerin Türkiye'ye bu depremden dolayı yaptığı yardımlarla mı alakası var? Veya ABD'nin gönderdiği savaş gemileriyle mi alakası var? Neyle bağlantılı bu cümle? Ya şimdi Türkiye'deki bu yıkımın insani, ekonomik, kültürel, toplumsal bir sürü boyutu var. Ve çok ağır bir yıkım.
Bu yıkımın AKP'yi etkilememesi imkansız. Yani şöyle bir şey yok. İşte iki gün sonra biz bakın ne güzel yönettik falan. Yok, tam tersi olacak. Henüz daha herkes kendi derdinde. Yani 13 milyon etkilendi deniyor ya bölgede. Onların akrabaları, şimdi ben daha şeyi rastlamadım. Uzak yakın akrabasını kaybetmemiş tek bir kişiye rastlamadım Türkiye'de. Evet. Yani herkeste bir şey var. Yani herkes mümkün olduğunca kendi yakınlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Şimdi bir süre sonra yıkımın boyutları daha fazla anlaşılacak, daha iyi anlaşılacak. AKP bunu yönetemez. Şimdi ve AKP aynı zamanda berbat bir düzenin tepesinde oturuyor. Şimdi bu büyük bir güvenlik tehdidi bizim açımızdan. Neden? Çünkü piyasayla yönetilen, sermayenin egemenliğinde bir düzende yaşıyoruz. Ülkede büyük bir yıkım var. Uluslararası tekeller Türkiye'ye hep ilgi göstermişlerdir. Başta ekonomik nedenlerle ama siyasi nedenlerle de. Emperyalist ülkelerde. Şimdi Türkiye sermayesi ve uluslararası tekeller Türkiye'ye baktıklarında yeni karlar elde edebilecekleri, müdahale edebilecekleri bir ülke görüyorlar, bir toplam görüyorlar. Ve aynı zamanda da istediklerini yaptırabilecekleri kadar zayıflamış bir iktidar görüyorlar. Şimdi AKP zaten onların istediğini yapıyor muydu? Yapıyordu ama daha fazla. Bunlar doymaz. Yani sermaye sınıfının çok berbat bir özelliği var. Bunlar doymak bilmezler. O yüzden de şu anda AKP bu taleplere karşı pazarlık yapabilecek durumda değil. 99 depreminden sonra Türkiye batıcı bir yöne doğru gitti. Avrupa Birliği aday üyeliği, AKP'nin iktidara gelişi falan. Şimdi açıkçası benzer bir sürecin yaşanma olasılığı var. Bunlar çok tehlikeli. Yani Türkiye'de insanlarımızın sağlığı, yaşamı, refahı için devletçilik, kamuculuk gerekiyor, plan gerekiyor. Güvenlik açısından da bu gerekiyor. Zaten bunlar bir bütün. Bizim güvenlikten anladığımız bu alçak sistemin güvenliği değil ki. Bizim güvenlikten anladığımız yurttaşlarımızın güvenliği. Ülkemizin bağımsızlığı, ülkemizin egemenliği. Şimdi burada yeni tehditler var. ABD uçak gemisi, şimdi bunlar işte şey, sembolik yanı olan şeyler de aynı zamanda. Yani Amerika Birleşik Devletleri de ben buradayım diyerek. ABD'nin sembolleri hep kabadır. İşte uçak gemisinden anlıyorlar. Yani dolayısıyla ben buradayım diyor. Ha bunun Ukrayna'daki savaşla falan ilişkisi olabilir ama yani öyle boyutları da olabilir. Ama bir şekilde bütün emperyalist ülkeler değişik biçimlerde biz buradayız diyorlar. Türkiye sermayesi zaten işte mesela borsadaki kıpırdanma o ilk gün Türkiye'nin utanç vesikasıdır. İşte çimento şirketlerinin değer kazanması. Yamyam bunlar ya. Yani ne diyeyim, bu kadar büyük bir yıkımda derhal pozisyon alıyorlar. Şimdi dolayısıyla siyaset yapılmasın. Hayır, yapılacak. Onlar pozisyon alıyorsa biz de pozisyonumuzu alacağız. Ve yeter yani, gerçekten yeter. Ne yapacağız? Bir bardak su içip ne yapalım ya? Bu bir doğal afet. Şimdi susalım, hükümete yardımcı olalım. Hepimiz aynı gemideyiz. Böyle bir şey yok. Bugünden yarına biz istediğimiz gibi ülke kuramayacağız. Böyle bu değil. Ama bu süreyi hızlandırmaya çalışıyoruz. Ve bu arada da bazı taleplerimiz olacak tabii ki. Şimdi yarın AKP iktidarı bir şey olsa falan dese ki biz bütün şeylere el koyuyoruz. İnşaat şirketlerine. TKP sen bunu yapamazsın demez.
Yapın denetleyeceğiz deriz. O kaynakları nasıl kullandığımız. Ama karşı çıkmayız. Zaten yani diyoruz ya, kapatın İncirlik üstünü. Çıkın NATO'dan. Devletleştirme diyoruz. Ama şunu söylemek zorundayım. Artık Türkiye toplumu başka bir düzen mümkünü tartışıp hayata geçirmeye başlamalı. Yani yeter artık. Birisi gerçekten de, yani şu anda ben gerçekten öfkeliyim. Bunu da söylemek zorundayım. Birisi gelip, işte Kemal Bey doğru söylüyorsunuz da ama yani işte şimdi ama önce Erdoğan gitsin falan derse. Şimdi depremden önce bunları soğukkanlılıkla yanıt veriyorduk. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemem ama çok sert yanıt veririm. Yani mesela işte Erdoğan gitsin, işte muhalefete siz çok çakıyorsunuz falan. Bu düzenle hesaplaşmayan herkes sahtekardır. Herkes. Ya bugünkü piyasa düzenine dokunmadan siyaset yapan herkesle bizim ciddi bir mücadelemiz var. Kimseye de şirin gözükmek zorunda değiliz. Muhalefetin tavrını nasıl buluyorsunuz? Ne tavrı var? Ne yanıt vereyim? Gerçekten ne yanıt verebilirim buna? Muhalefetin tavrını bilmiyorum. Çünkü yani şu değil ki mesele. Tabii ki işte yerel yönetimlerin çabalarının engellenmesi falan bunlar iğrenç şeyler. Ne engeli? Yapmalarıyla yani niye yerel yönetimlere engel oluyorlar falan. Bu ayrı ama. Mesele bu değil ki artık. Ayrıca muhalif belediyelerin de büyük sorumluluğu var yıkılan bazı yerlerde. Türkiye'de yerel yönetimler ne yazık ki piyasanın bir parçası. Bununla mücadele etmeden işte bizim belediyelerimiz onların belediyesi falan gibi tartışmada artık bir anlamı kalmadı. Bu sistemi sorgulamak zorundayız. A partisi B partisiyle bir polemik değil bu söylediğim. Ama muhalefetin tavrını nasıl buluyorsun sorusuna bir şey diyemiyorum. Yani çünkü özüne dokunmuyorlar. Yani tartışma yardımı kimin ulaştıracağı falan değil. Bu değil ki mesele. Bu var ayrı, iğrenç bir şey. O tarikatların kurduğu vakıfların, derneklerin ortalıkta cirit atıyorlar. Polis eskortunda bazı vakıflar, dernekler çalışma yürütüyorlar. Sonra da Anadolu Ajansı bunları utanmadan, devletin haber ajansı, köpürtüyor. Yani her tarafından pislik akan bir sistem var ama bu işin özü sermaye ve tarikat ikilisi. Bunlar da bir bütün zaten. Bunu sorgulamayan her muhalefet partisi sahtekarlık yapıyor. Yani bunu söylemek zorundayım. Şimdi Türkiye Komünist Partisi'nin de buraya dair çözümlerini soracağım ama ondan önce şöyle bir gelişme de gördük. Ülkedeki sermaye grupları, büyük sermayedarlar Ahbap isimli bir organizasyona PR çalışmalarını, yardımlarını yaptılar. Onun dışında da Dünya Bankası da yerel belediyelere yardımlarını göndereceğini, işte doğrudan devlete, iktidara teslim etmeyeceğini o paraları söyledi. Şimdi bu noktada arada bir çatışma mı olduğunu söylemek lazım, yoksa bu büyük güçlerin bir taraf değiştirmesi midir, yoksa başka hesaplar mı var yani? Nasıl okumak lazım siyaset açısından? Ya şimdi bu tabii çok uzun yanıt verilmesi gereken bir şey ama sermaye hem Türkiye'de hem bütün dünyada sivil toplum adı altında ki mekanizmaları da hep güçlendirmeye çalışıyor devlet dışında. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü planlamadan kaçmak, sermaye denetiminden kaçmak, ademi merkeziyetçi yani yerelliklere vurgu yapan şeyleri artırmak için sürekli olarak hep sivil toplumda muhataplar arıyorlar. Bu yeni başlayan bir şey değil. Çok uzun bir süredir devam ediyor. Şimdi biz bir yandan şimdi AKP hükümetiyle, iktidarıyla hesaplaşıyoruz ama bir yandan da bu işlerin sağlıklı yürümesi için merkezi yürümesi lazım. Hı hı. Şimdi biz demiyoruz ki bir kaos olsun.
Herkes istediğini yapsın yardım adı altında falan. Böyle bir şey olur mu ya? Bu zaten çok etkisiz bir yöntem. Buradaki problem şu. İktidar iktidar değil. Devlet tamamen sermaye ve tarikatların elinde. Dolayısıyla devletin müdahalelerine itiraz ediyoruz burada. Siyasi iktidarın müdahalelerine. Ama doğrusu böyle bir sivil toplum cümbüşüyle merkezi planlamadan, akıldan, bir otoriteden yoksun bir şeyle deprem gibi büyük bir yıkım yönetilemez ki. Biz kendi iktidarımızda her şey tepeden tırnağa planlanacak. Yani merkezi bir planlamayla yapılacak. Tıkır tıkır da işleyecek. Bu sivil toplum güzellemesi falan, buna itiraz etmek gerekiyor. Burada başka bir şey de var. İşte sermaye ile yoksullar, zengin yoksul, patronla işçi, herkes bir arada, toplum dayanışıyor falan, ne güzel. Bu büyük bir tuzak. Buna da izin veremeyiz biz. Dolayısıyla evet, AKP iktidarıyla uğraşıyoruz falan ama buradan bir sivil toplum güzellemesi, işte sivil toplum örgütleri güzellemesi falan çıkarsa bu başka bir yanlış olur. Daha büyük bir yanlış olur. Şeye de değinmeyeceğim. Yani bunların bir bölümü çok iyi niyetli çabalar olabilir. Ben hiçbir şeyi yaftalamak istemem. İnsanlar elinden geldiğince bir şeyler yapmak istiyorlar. Biz meselenin temelini sorgulayalım o yüzden de. Yani tek tek örneklerle ilgilenmek. İşte oraya para yardımı yapılmış mı, yapılmamış mı falan diye. Ama dediğim gibi yani biz bir siyasi partiyiz. 5 gündür bir yardım kuruluşu gibi çalışıyoruz. Çalışırız tabii. Yani biz bu ülkenin insanlarıyız. Dediğim gibi bizim de arkadaşlarımız öldü. Bizim ülkemiz gitti. Ama doğrusu bu mu? Hayır. Yani doğrusu bir düzen kurulur. Ve merkezi otorite akılla, bilimle, planla bu işin üstesinden gelir. Bize de o merkezi otoriteye yardım etmek düşer. Yani yurttaşlara düşen de bu olur. Suriye'de Kahramanmaraş merkezi depremden etkilendi biliyorsunuz. Ama Türkiye medyasında dünyanın aksine pek fazla gündem edilmiyor o taraf. Ve orada da yine kayıplar var. Bir yandan ambargo yüzünden de yardımların ulaşması oraya gecikti. Yani Türkiye'de nasıl bir yavaş müdahale hali varsa dünya üzerinin ölçeğinde de aynı şekilde orası devam ediyor. Bir yandan hatta Suriyeli göçmenler tek tartışıldıkları nokta bir güvenlik zafiyeti yarattıkları yönünde provokatif ve sonradan yalanlanan haberler şeklinde oluyor. Medyanın ve siyasetin bu konuda burayı işaret ediyor olması ne anlama geliyor? Aynı şey orman yangınlarında da olmuştu yine. İşte Suriyeli göçmenler çıkartıyor bu yangınları diye. Her doğal afette, her sorumluların başka kişiler olduğu durumda böyle bir dil takınılıyor. Siz nasıl buluyorsunuz bu durumu? Şimdi bir kere bölgede zaman zaman evet, yani halkın güçlüklerini istismar eden, mesela hırsızlar falan bölgeye geliyorlar. Bunlar Suriye kökenli olabilir, başka olabilir. Ama benim tanık olduklarım, gördüklerim Suriyeli göçmen değildi. Bunlar ne yazık ki oluyor. Yani bu insanlığımızı tabii sorguladığımız şeylerden bir tanesi. Çünkü orada insanlar gerçekten de çok zor durumlarda. Ama yıkıktaki yıkık bir ya da bir enkazın önünde o enkazın içindeki değerli eşyaları alıp şey değerlendirmek için bekleyenler insana hakikaten utanç veriyor. Bunun dışında ama işte yağma deniyor falan. Ya yağma diye gösterilen görüntülerin bir bölümü 3-4 gün boyunca aç kalan insanların davranışları. Bunu unutmayalım. Şimdi dolayısıyla bu tür dönemlerde tepkileri bir gruba, bir etnik gruba ya da işte göçmenlere yöneltmek aslında iktidarın ekmeğine yağ sürmek anlamına geliyor. Bu çok hep söylediğimiz bir şey zaten. Bu tuzağa asla düşmemek
gerekiyor. Şimdi ben ama sorunun öbür kısmına geleceğim asıl. Evet, çok gariptir. Suriye'de bu depremden etkilendi. Ve unutulan bir şey var. Suriye'de depremin etkilediği bölgelerin bir bölümünde Türkiye fiilen otorite durumunda. Yani Suriye'de Suriye yönetiminin izni olmadan, karşı çıkmasına rağmen Türkiye o bölgeyi yönetiyor. En azından bir kısmı. Sadece bu bile medyanın ilgisizliğini sorgulamamız için bir neden. Değil mi? Yani o kadar siyasi iktidar şunu yaptım, bunu yaptım, bilmem ne diye şey yapıyor, böbürleniyor. Peki Suriye'de ne yapıyorlar? Biz hemen daha baştan Suriye'deki askerlerin deprem bölgesine çekilmesi gerektiğini talep söyledik parti olarak. Niye yapılmıyor dedik. Güvenlikse bizim halkımızın, depremle baş başa kalan halkımızın güvenliğinden daha önemli ne olabilir ya? Güvenlik. Yerin dibine girsin güvenlik konseptimiz. Bir başka ülkede neyin güvenliğini arıyorsunuz? Kıpırdatmadılar oradaki askerleri. Peki ne yapıyorlar orada? Bunu da yanıtıyor. Çünkü medyamızda bir ilgi yok bu konuya dair. Ben buradan Suriye'deki bütün Suriyelilere geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Ya yani ortada bütün dünyayı içine alan bir ikiyüzlülük var. İşte ambargoyu kaldıracakmış batılı ülkeler falan. Tam bir ikiyüzlülük örneği. Kaldırsınlar tabii ki. Ama gerçekten tam bir ikiyüzlülük örneği. Şimdiye kadar neredelerdi? Niye ambargo uyguladılar? O ülkenin iş sorunlarına karışma hakkını nereden kendilerine buluyorlar? Yani işte deprem oldu, işte bilmem ne kadar gün askıya alacaklarmış ambargo. Sonra devam edeceklermiş. Alçaklar, gerçekten alçaklar. Umarım Suriye'nin başına yeni çoraplar örmeye kalkmazlar. Çünkü böyle bir tehlike de var. Çünkü Suriye işte savaştır, salgından çok etkilendi, ambargodan etkilendi. Şimdi tekrar bir de deprem yaşıyorlar. Ve depremi yaşarken de parçalanmış bir otorite var şu anda Suriye'de. Her bölgeyi bir başkası yönetiyor. Bu karmaşada olan Suriyeli yoksulları oluyor. Bunun kabul edilebilir tarafı yok ama artık Suriye dendiğinde bu ülkede ırkçıların konuşmasından ben bıktım. Herkes kendi ülkesinin hırsızına, sömürücüsüne, alçağına baksın. Gerçekten yani buraya odaklansın. Efendim işte Araplara dönük ırkçı söylemler gelişiyor falan. Yani unutuyorlar bu coğrafyanın yapısını. Evet, halbuki Hatay'da da yani her çeşit insan, her etnik gruptan, her dilden insanın bir arada yaşadığı bir ortama dışarıdan bir müdahaleyle çomak sokuluyor diyebiliriz yani oradaki dostane birlikteliğe. Peki deprem bölgesinin işte ihtiyaçları, oradaki durum bir süre devam edecek sanıyorsam ülkece yani orayla orayı konuşmaya, oranın ihtiyaçlarıyla ihtiyaçları gidermeye devam edeceğiz birlikte. Ama Türkiye Komünist Partisi bir siyasi parti olarak bundan sonra halkın güvenliği adına bir daha büyük kayıplar yaşamaması adına nasıl bir çözüm planı öneriyor? Yani yarın biz bir daha hayatımıza nasıl devam etmeliyiz ya da etmemeliyiz bundan sonra? Ne yapmalıyız? Şimdi az önce de söyledim. Biz Türkiye'nin dört bir yanından acil ihtiyaçlar ve verileri topluyoruz şu anda. Yani elimizde çok ciddi bir veri var. Bunun dışında bizim zaten bir programımız, hani depremden önce de yürüttüğümüz bir mücadele var. Bütün bunları yeni ortaya çıkan tablonun da ışığında her taraftan veri alıyoruz. Gazeteci dostlarımızdan veri topluyoruz, onların görüşlerini alıyoruz, uzmanlarımızla tartışıyoruz.
bir hareket planının son safhasına geldik. Yani bunu adım adım başlayacağız açıklamaya. Böyle tabii çok büyük dosyalar falan değil kastettiğim ama iyi düşünülmüş bir biçimde bugünden yarına nasıl hareket etmemiz gerektiği ve toplumu hangi hedefe çağıracağımıza dair hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Sonra tabii bu her gün yaşanan gelişmeler ışığında yenilenmek zorunda. Yani yeni unsurlarla beslenmek zorunda. Biz Türkiye Komünist Partisi olarak yakaladığımız ivme diyeyim. Yani şunu kastediyorum. Bugün Türkiye Komünist Partisi'nin üyeleri, gönüllüleri, dostları ne yapmaları gerektiğine ilişkin çok yüksek bir bilince erişmiş durumdalar. Ve çok büyük bir tempoyla çalışıyorlar. Dolayısıyla biz bunu bu ülkeye karşı, bu halka karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için bir olanağa çevirmeye çalışıyoruz. Bir de başka bir gerçeğimiz var şu anda. Türkiye Komünist Partisi inanılmaz başvuru oluyor şu anda. Yani diyeceksin ki bu depremin ortasında insanlar TKP'ye mi katılıyorlar? Evet. Niye katılıyorlar? Belki de yalnız olmamak için. Belki artık tek başına insanların bir şey yapamayacağını fark ettikleri bir dönem. Belki bizim sözümüz değerli. Çok farklı nedenler olabilir. Bu gelen insanlar içerisinde daha önce TKP'yi düşman olarak görenler var. Ama gelip ben artık sizdenim demeye başladılar. Bu sorumluluğumuzu arttırıyor bizim. Bunlar çünkü bizim açımızdan çok değerli ve somut katılımlar. Yani bu bir işte sanal dünyadaki bir ilgi falan değil. Bu sahadaki bir ilgi. Ve bizim daha önce hiç temas etmediğimiz, temas etme olanağı bulmadığımız köylerde artık yeni dostlarımız, yeni partililerimiz var. Dolayısıyla bu kaynağı da şunun için değerlendirmek istiyoruz. Bir tanesi bu depremle ilgili yardım ve dayanışma çalışmaları çok uzun sürecek. Belki insanlar bölgeyi terk edecek bir bölüm insan ama o yeni geldikleri yerlerde ne olacak? Bu işin yaşam koşullarının sağlanması var, gıdası var, çocukların eğitimi var, psikolojik destek var. Şimdi TKP bu açıdan çok organize bir parti. Bunu değerlendireceğiz, kullanacağız ve ortaya çıkan yeni kaynakları da mesela çok fazla uzman da katıldı partiye bu süreç içerisinde. Beni de değerlendirin diye. Bu bizim sorumluluklarımızı arttırıyor. Dolayısıyla daha büyük bir özgüvenle, daha büyük bir iddiayla yolumuza devam edeceğiz. Çünkü ya istemiyoruz artık biz böyle bir düzende yaşamak. Yani 99 depremini yaşadık. 99 depreminde Türkiye'de bizlerin oluşturduğu Nazım Çadırkent dönemin en örnek, en iyi çadırkentiydi. Ve o zaman çok daha az olanağı olan bir partiydik. 99 depreminde. Şimdi iddialarımızı arttırdık. Ama bizi bir tek şey ilgilendiriyor. Bu halk ya da insanlık öyle diyeyim. Bu düzeni hak etmiyor. Ya böyle yaşamayı ve böyle ölmeyi hak etmiyoruz. Bir an önce bunu değiştirmenin yolunu arayacağız. Efendim TKP küçük partidir falan. Görürüz kimin küçük kimin büyük olduğunu. Bunu söyleyeyim. Peki hani somut olarak halkla birlikte öreceğiniz bir talep olacak mı deprem sonrası süreç için? Bunu tabii bekleyelim, bir açıklama bekleyeceğiz herhalde. Bu açıklama kısa süre içerisinde yapacağız. ama merkezinde kesinlikle devletçilik
olacak, devletleştirme olacak. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz değerli katkıların için. Ben de teşekkür ederim ve tekrar geçmiş olsun ve başımız sağ olsun diyorum. Yalnız kalmasın kimse. Yani bu çok önemli. Böyle dönemlerde insanın yaşamını sürdürebilmesi, yaşam sevincini, yaşam umudunu sürdürebilmesinin tek bir koşulu var. Bir arada olmamız. O yüzden de örgütlü toplum dedik bunun ne anlama geldiği herhalde şu anda ortaya çıkmıştır. Acımız büyük ama sadece acıyla yaşayamayız. Bir yandan da umudu örmemiz lazım. Umudu örmek için de birbirimize tutunmamız lazım. Ben teşekkür ederim. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.